Arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar. YouTube kanalımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biri demiş ki ya YouTube videolarında çok gülüyorsun demiş. Efendim tek derdiniz bu olsun. Hani gülme izleyeceğim ama Allah gülmekten ayırmasın yani. Sizi çok özel bir yere götürüyorum. Nereye götürüyorum? Bu hafta sizi Bilal Erdoğan'ın da katıldığı kampımıza götürüyorum. Marmaracık kampı. Kampta neler olmadı ki neler sevgili arkadaşlar. Şimdi önce kampa arkadaşlarımız nasıl ulaşmışlar onlara bir bakalım. Arkadaşlar Marmaracık Milli Parkı'na geldik. Bu hafta sonu buradayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine kampın tadını çıkarmaya çalışacağız. Adem özel misafirimiz var, sürprizimiz var, sürprizimiz var dedi. Ve tabii ki kampın olmazsa olmazı çadırlar. Şimdi görüyorsunuz siz de bir yandan çadır kurulumu başladı. Şimdi biz bu kamplara başladığımızda insanlar hep dediler ki ya kardeşim siz nerede kalıyorsunuz? Yani gerçekten çadırda mı kalıyor bu insanlar? Abdurrahman Uzun nasıl yatırıyorsunuz çadırda? Ersin Çelik'i nasıl yatırıyorsunuz falan? Daha ilginç bir konuğumuz var bu akşam çadırda. Bilal Erdoğan. O da bu çadırlarda yatacak. Yani öyle umuyoruz. Yağmur gelecek gibi ha. Yağmur. Ama yani yine de. Burası çok rüzgar almaz. Evet evet. Arada. Ezine'deki gibi olacağını sanmıyorum. Çok arada sakin bir yer. Ayhan abinin çadırının zeminini ayarladık. Burada zemin çok önemli. Her ne kadar bu iş bir bizim açımızdan hobi ve eğlence olsa da gece yatarken zeminin iyi olmaması yatan kişiyi çok zorlayabiliyor. O yüzden önce bir zemin temizliği yaptık. Önce Tuzla'da başladık. Sonra Afyon'a gittik. Aksaray derken bugün Bilal Bey katılıyor. Bence önemli. Çünkü bu aynı zamanda dikkat çektiğini de gösteriyor bu organizasyonun. Bir de doğal bir ortam. Yani herkes burada farklı görüşlerde olsa da hayatın tadını çıkarıyor. Bence çok kıymetli bir şey. Doğal detoks yani benim kampla ilgili mottomu yani doğal detoks. Ve şimdi de sizleri geleneksel oyunların olduğu bir bölüme götürüyoruz arkadaşlar. Peki ne demek geleneksel oyunlar? Neler var, neler yok? İşte hepsini şimdi bu bölümde izleyeceksiniz. Adana bölgesinde oynanan bir oyun. Baş kalemiz var. Önce baş kaleyi deviriyoruz. Baş kaleyi devirmeden devirdiğimiz diğer kaleler sayılmıyor. Tek var kaldırıyoruz. Geleneksel bir bez topumuz var. Biliyorsunuz önceden anneanneler, babaanneler dikiyordu. Aynı geleneği devam ettiriyoruz. Zeka strateji oyunu. Normalde masa oyunu ama biz buna daha çok kişi ulaşabilsin diye büyük yaptırdık. Ortada bir boşluk var. Bir tane üstten atlatıp boşluğa koyuyoruz. Ortadakini alıyoruz. Burada amaç tahtanın üzerinde daha az çubuk bırakmak. Yanlış sopa. Gelce mekan deyince oyunu. Ama gel evet. Aldım değil mi bunu? Tabii. Bana bak. Ayakları da kaydırabiliyorsunuz. Sağa sola kayıp. Yelken çeker gibi düşünün kayıkta. Sürekli böyle çekebilirsiniz kazanmak için. Kuralımız şu kazanmak için. Bir saniye başlamadım. Çok isteklisiniz ama. Havaya kalkan kaybediyor. Ya da biri diğerini üstüne çekerse kaybetmiş olur. Kamerayı yaklaştır şuraya. Göreyim. 3, 2, 1.
Allah. Kim gitti? Allah razı olsun. Padişah ne derdin var kızım söyle. Kız da diyor ki beni istemediğim biriyle evlendiriyorlar. Padişah meğersem halı okumasını biliyormuş. Kızın dokuduğu gibi. Mesela koç boynuzu dokuyorsa çocuk sahibi olmak istiyordur anlamına geliyor. Kırmızıyı daha çok halıda kullanıyorsa işte sevgiyi sembolliyor. Yeni evlenmiş olabilir. Ya da karamsarsa o sene biri vefat ettiyse halıda daha çok siyah renkler hakim oluyor gibi. Hepimiz mutlaka paintball'ı duymuşuzdur, görmüşüzdür, oynayanlarımız vardır. Bunun farklı bir versiyonunu gerçekleştireceğiz. İki farklı takım var ve bu takımlarda birbirimizi boyalı silahlarla değil oklarla vuruyoruz. Çok keyifli ama çok yorucu bir oyun. Peki burada kazanan kim oldu? Bence harika bir oyun izleyeceksiniz şu anda. İlginç olan bir şey vardı. Bilal Erdoğan oğluyla rakipti arkadaşlar. Bakalım kim kazandı? Ben kimseyi incitmeyeyim diye kendi evladımı vurdum. Çalışmış önceden. Çok çok abi, çalışarak gelmiş. Arkadaşlar bir saniye. Beyler karşı taraf çok iyi organize oluyor. Biz de organize. Bakın arkadaşlar rakip çıkmadan oklarınızı harcamayın. Bekleyin abi. İkili. Önde kim olacak şimdi? Bir dakika adım adım gidelim. Önde kim bilir? Abi müsaitse o an adam açacak. Aynen biz çıkarız. Ama yani kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Yani mevzu o. Adem ne çeviriyorsun? Aynen. Vuruyoruz ama çıkmıyorlar. Adem onu her maçta yapıyorsun. Vallahi ben de hep yapıyorsun. Bak ben şey ama popondan vurdum kaç defa çıkmadı. Evet arkadaşlar ben karşı tarafa sızdım. Abi mevzuyu çözdüm. Adem gidebilirsin. Arkadaşlar adam önde ruhuyla başka bir yere vurdu. Yerden seken sayılmıyormuş. Yere değdiği anda olacak. Evet. Öyle bir sürü yaptınız siz. Arkadaşlar kazanan takım kaybedene ceza verecek. Ona göre oynuyoruz biz. Siz de ona göre oynayın. Kabul mü iki takım da ona göre? Biz kazanacağız. Tamam. Sonra maçtan sonra kim olmasın. Ceza ne ya? İki takım ne olur? Ceza veririz ya. Sonra. Yorulan lütfen çıksın. Arkadaşlar bizim takım kabul etsin. Bizim ceza alacak halimiz yok diye düşünüyorum yani. Ne yapalım Allah'ım? Cezayı ver problem yok. Ceza alayım. Şöyle bulaşık varsa bulaşık yıkar. Ya bize bulaşık varsa bulaşık yıkar. Kaybeden takım akşam balığa çıksın mı? Kaybeden takım akşam balığa çıksın. Haksız olduğumuz o kadar belli. Ama geç hadi. Geç. Birbirimizi duyalım. Evet. Allah Allah iddiası atıyorum duyulmuyor. Çek. Gerçekleri çek. Bak birazdan kim kazanıyor iyi çek. Hazır mıyız? Evet Eren oldu. Kafamdan vurdular beni ya. Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum. Ama kafam. Allah 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 Allah. Vurun çek Ersin çıksın. Ersin çıksın. Dur. Atla. Oyun dur. Oyun dur. Oyun dur. Oyun dur. Abi neydi ya? Ersin çık. Ersin. Bir dakika. Abi. Bir dakika. Abi. Değiyor ama hissetmiyorsun. Değiyor. Abi nasıl hissetmeyeyim şunu ya? Gözünü seveyim ya. Ayıptır ya. Abi her tarafını çeke. Bir dakika ya. Abi. Abi. Ayıp ya. Yok abi etme eyleme ya. Gördüm. Vallahi gördüm ya. Vallahi gördüm ya. Neyse ver biraz. Ver. Hadi çıkıyorum. Hadi. Atma. Ben kamuoyu baskısıyla adam attılar oyundan. Takım görün. Ersin abi ne oldu? Hile yaptılar. Toplumsal baskı oluşturdular. Orada kamuoyu baskısı arkalarına medya gücünü aldılar. Saldır. 3. Allah 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 Allah
Çık abi. Çıkma. Abi çıkması lazım ya. Bağırıyorlar. Öldük. Kurtarmaya gelen olmadı. Evet abi. Çok eğlenceli. Aynen ne oldu yani? Abi neler oldu? Aynı anda birbirimizi öldürdük. Abi kurşunlar havada çarpışır ya, aynı onun gibi oldu. İkimiz de çıktık maalesef. Adem abi nasıldı? Ya tabii bizim ekip bu oyunu ilk kez deneyimlemesine rağmen bence çok iyi. Siz ancak böyle masa başında oyun kazanmak için planlar yapan. Masa başı bizim için. Aynen. Sağda gördük. Şu emeğe bakar mısın? Bak şu kanı görüyor musun? Bak bu alın teri işte. Ya bu ya alın kanı. Alın teri değil mi? Alın kanı. El kanı. Siz Ömer'e dua edin. Ömer sizi kurtardı. Vallahi. Evet Ömer, düşüncelerin nedir? Şey diyenler var, yayımın sert olduğunu düşünenler var. Hayır, kesinlikle normal yay kullanım. Yaydan vuruldum ya. Dedi ama oktan yaydan vurulur dedi ya. Nasıl oyun? Neler hissediyorsun? Vallahi çok heyecanlıyım, çok keyifli. Tebrik ediyorum arkadaşları. Ben kimseyi incitmeyeyim diye kendi evladımı vurdum. Sizin evlat tabii bizi vurdu. Baba dedik bari. Çalışmış önceden. Çok çalışarak gelmiş. Arkadaşlar, kamplarımızın vazgeçilmez bölümlerinden bir tanesi meşale yakma töreni diyeyim. İlk meşaleleri hep genelde ben yakıyorum. Fakat burada sevgili Bilal Bey'in oğluyla birlikte bu meşaleleri yaktık. Çok da keyifliydi. Bir önceki kampta sevgili Murat Soydan ve Mustafa'nın elini yakmıştık ama bu kez öyle bir kaza olmadı. Bakın meşaleleri nasıl yakmışız, oradan kamp ateşine nasıl geçmişiz. Hep beraber izleyelim. Şimdi sizleri harika bir meddahla tanıştıracağım sevgili arkadaşlar. Dinlerken kendinizden geçeceksiniz. İnanılmaz hikayeler anlatıyor ve aynı zamanda UNESCO tarafından da tanımlı bir meddahımız. Biz dinlerken inanılmaz keyif aldık, bayıldık ve sizin de dinlemenizi istedik. Bu meddahımız bakın neler anlattı. Dünyanın her tarafında bu kültürü anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Çünkü biz gerçekten kadim bir irfan medeniyetinin torunlarıyız arkadaşlar. Bizim medeniyetimiz, bizim medeniyet anlayışımız o kadar yüce ki bütün insanlığa yön veriyor. Bize hayvan haklarından bahsediyorlar. Benim ecdadım Selatin camilerin güneş alan taraflarına taş ve ahşap işçiliğinin en nadide örnekleriyle kuş evleri yapmış. Bununla kalmamış. Bu kuş evlerinin sakinleri olan kuşlar için yemlerini deruhte etmek amacıyla vakıflar kurmuş. Bu vakıflardan bu kuşların yemleri sağlanmış. Özel görevlilerle kuşlara yemler verilmiş bilabede. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde bir hasse vardır, özellik vardır. Şehri İstanbul'a 60 çift nefer her sabah namazdan hemen sonra dağılalar. Birinin ellerinde kireç ve kül makulesi ola o iki kişilik ekipten. Diğerinin elinde süpürge ve faraş ola. Olura hayvanlardan ve insanlardan istemeden sokağa bırakılmış müskiratı önce kül ve kireç makulesiyle halledeler. Yani üstünü kireçle örtüp faraşla çöp bidonunu alalar. Sonra da taşra çıkalar. Şehrin dışına çıkalar. İnsan ve hayvanatın ayak basmadığı yere bir çukur kazalar. Topladıkları müskiratı üzerini kireçle kapatarak gömeler. Bu vakfiyede bizzat Mehmet Emin Eminoğlu hocamla Arapça çalışırken, Osmanlıca çalışırken okuduğum bir ibareydi. Taaccüp ettim, şok oldum. Adam bunun için vakıf kurmuş. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden iki tanesi Aşık Orhan Üstündağ ve oğlu İsrafil Üstündağ. Bir tanesi gitar çalıyor, bir tanesi bağlama çalıyor. Bir tanesi aşık, bir tanesi günümüzün tarzını yaşatıyor. Ve bu baba oğul evde bir düet yaptılar. Sosyal medyada bunu paylaştılar. Kendi YouTube kanallarında paylaştılar. İnanılmaz bir sempati topladılar. Biz de dedik ki ya efendim madem bu kadar güzel bir birleşme var, biz de böyle bir kamp organize ediyoruz. Sizin de katılmanızı rica ediyoruz. Bize kamp ateşi başında bu eserleri seslendirir misiniz dedik. Bakın ne oldu. Tabii iki kuşağı bir arada buluşturuyoruz. Hani bir gitar, biri de saz. Birileri ne gitarı yadırgasın ne de sazı yadırgasın. Demin ne güzel anlattı bizim dervişimiz. Hakikaten en güzel medeniyet bizde başlamıştır. Bizde biter. Onun için şairimiz diyor ki
ata toprağını gidip görmezsek tarih yaprak gibi kurutur bizi. Bizler ataları dil almazsak yarın da torunlar unutur bizi. İşte bunu uyguluyoruz ki ecdadımız böyle ok atmış, buradaki büyüklerimiz böyle güzel bilge kişilerimiz söz anlatmış, aşıklarımız böyle çalmış söylemişlerdir. Yavruyla bir iki çalıp söyleyeceğiz de şimdi ana yüreği, anası da böyledir. Çocuğu fazla sıkıştırma böyle, normaldir. Dedim her meydan oldum, baba oğlu tanımaz. Evet. Tabii babam aşıklık sanatının son temsilcilerinden biri olduğu için doğaçlama olayını çok daha güzel yapıyor. Hani ben buna çok fazla hakim değilim. Ben pop müziğiyle uğraşıyorum. Ama babama şu an bir dörtlük söylendiysen hemen konuyla ilgili söyleyebilir. Gençlerin kampında birer tane gitar sazinen, İrlanda'dan İre'den, Manisa'dan Tire'den geldi geçti buradan, yardımcımız olsun yaradan, ağalmayı dişlemeden, Keloğlan'ı saçlamadan, programa başlamadan hepinize derin saygılarım, selamlarım. Geleneği göreneği elinden bırakma oğul. Geleneği göreneği elinden bırakma oğul. Sonra hor görürler bizi kültüründen çıkma oğul. Sonra hor görürler bizi kültüründen çıkma oğul. Meydanlarda öter sazım, hamdezgahta olmaz bezim. Meydanlarda öter sazım, hamdezgahta olmaz bezim. Poptan, rapten anlamazım, beni fazla sıkma oğul. Poptan, rapten anlamazım, beni fazla sıkma oğul. Ateşte yaktın, bari beni yakma baba. Sen kendini ateşte yaktın, bari beni yakma baba. Yani ne görsen az para kazanmışım, bu çok kazanacak her akşam. Gençtir, bir alkış alalım kendine. Sen der ateşe yaktın, bir şey yapmadın bize, şimdi ben de karşılığını diyeceğim. Bahçe kurdum, bar eyledim, elma ayva nar eyledim. Bahçe kurdum, bar eyledim, ayva elma nar eyledim. Okuttum asker eyledim, bu gönlümü yıkma. O ne yapayım da, okuttum asker eyledim. Gitarım her telden çalar, sesi bana çok hoş gelir. Gitarım her telden çalar, sesi bana çok hoş gelir. Taş yerinde ağır olur, üzerime kalkma baba. Sen baban sözünü bırakma atan izini. Dinlesen baban sözünü bırakma atan izini. Hansın Michael'ın sazını evimize sokma oğul. What's this making them fly now? Michael.
ki. Cevap bekliyoruz. Yapıştır. Biz bir yolcu dünyandır. Sanat bize şöhret şandır. Biz bir yolcu dünyandır. Sanat bize şöhret şandır. Hans da Michael da insandır. Kimseye hor bakma baba. Hans da Michael da insandır. Kimseye hor bakma baba. Üstün dağın duygumuz var. Bazen olur kaygımız var. Üstün dağın duygumuz var. Bazen olur kaygımız var. Her insana saygımız var ama kültüründen çıkmalıyım. Her insana saygımız var. Kültüründen çıkmalıyım. Kampımızın misafiri Bilal Erdoğan'la sohbet ettik. Herkes merak ettiği soruları sordu. Güzel, keyifli bir organizasyon oldu ve şimdi sizleri o sohbete götürüyorum. Her şeyden uzak, her şeyden bağımsız, beklentilerin olmadığı, birilerinin şikayet edilmediği, birilerinin konuşulmadığı, tamamen kendi merak ettiklerimizi konuştuğumuz o sohbete götürüyorum şimdi. Bakın bizler ne sormuşuz, Bilal Erdoğan nasıl cevap vermiş ya da nelere cevap vermiş. Saçlar 45. Saçlar yapılı gelmiş stüdyodan. Televizyon olunca böyle işte. Bir de sunarken, konuşurken, kendini tanıtırken böyle yapıyor Mehmet Emin. Bilal Bey, yalnız Ayhan abi de Mehmet abi. Hayır, o diyafram sesin düzgün çıkmasın. Tövbe yarabbim, durun bir soru soralım. Abi taklidini yapsana ama yap, Ayhan abi. Yap, yap. Ne yapıyorsun? Şimdi ben? Mehmet abinin fotoğraflara karşı çok ciddi bir zaafı var Bilal Bey. İyi çıkayım diyorum yani. Türkiye'de de en iyi onu Ayhan abi taklit ediyor. Abi bir taklit yap ama. Mesela ya, en iyi fotoğraflığını Ayhan abi çekiyor falan diyeceksin. Yok, şimdi bu haberci ya, kameralara da alışık tabii ki. Onları da ben işte yayına girdiklerinde duruşları değişiyor ya böyle bu pozisyon. Mehmet'i de ne zaman fotoğrafını çekeceğiz hemen bir şeyi var. Şöyle bir ona doğru uzanma durumu var. Yani kamerayı, güvenlik kamerası görse böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Dedim oğlum rahat ol. Bir de mesela şu an ceket giyiyor olsa hep ön eğikliktir. Ama saygıda. Yani enteresan, açmıyor saygıda. Yani. Programında işte herkes İtalyanca şarkıyı konuştu ama koklasam saçlarını kimse konuşmadı yani. Biz sporlarda da aynı şeyi söylüyoruz. Geleneksel sporları popülerleştirelim derken millet futbol oynamasın. Biz futbola karşı, kesin ben de futbol oynadım. Babam zaten hani futbolcuydu. Müzikte de böyle. Yani kendi müziğimizi yaşatmak demek, Batı'nın müziklerine kulaklarımızı kapatmak, kötü görmek falan filan değil kesinlikle. Tüketim müziği var, o ayrı bir mesele. O kendi müziğimizde de sorun, yabancıda da sorun. Yani mesela düşünün ki bizim çocuğumuz yabancı müziği de bilse, kendi müziğimiz de bilse, yabancı klasiği de bilse, yerli klasiği de bilse, klasiklere de hakim olsa, popüler trend olanları da bilse ama kendi enstrümanlarını, kendi tınılarını, kendi seslerini de bilse yani. Şu anda ben ona üzülüyorum. Bu kadar mı fazla Batı'nın koyduklarını tüketir bir nesil? Şahinler'de güzel müzik sistemi olurdu. Hakikaten ha, o başı çıkan teypler vardı. Pioneer diye bir şey vardı. Ne oldu Pioneer ya? Pioneer vardı, Kenwood. Radyolarda Tascam'la Teak vardı. Onlar hala var mı? O başkanım nereden biliyorsun? Radyoculuk var. Onlar aa. Tabii. Deck ve şeydi. Dat markasıydı. Dat mar, o küçük şey değil mi? MD, Dat ve Tascam. Doğru, en kaliteli Tascam. Dat çıktı sonra MD çıktı. Technics var bir de. Siz nerede yaptınız başkanım? Moral FM. Sene 94. Anlatmıştım şeyi. Ben Bey falan da Adem'de anlatmıştım o zamanın. Dursun Ali Erzincanlı vardı, Muhsin Bay vardı. Hangi saatte ne tarz program yapıyordunuz başkanım? Pazar sabahı çocuk programı. Bilal Şener'le Bilal Erdoğan. Programın ismi neydi? Çocuk Kalbi. Bilal Şener'in kibarcık diye bir tiplemesi vardı. Bilal Şener, kibarcık ben. Üç kişi gibi. Ondan sonra masal okurduk hatta. Ben böyle şey eko verirdik, böyle biraz dramatik masallar falan. Telefon bağlantısı alırdık. Çocuklar bağlanırdı. Çocuklar işte şarkı söylerdi, şiir söylerdi falan. Yani o kayıtlarınızı almayı hiç düşündünüz mü? Vallahi nereden bilmiyorum ki, moral efendim sormak lazım. Aslında bulabilirler onları çok rahat. Gelecek görmediniz buradayız. Yok ya, ben evimiz Üsküdar'daydı, Emniyet Mahallesi'nde. Yeni Bosna. Nasıl evet. Gidiyordum biliyor musun? Minibüsle Üsküdar'a iniyordum. Üsküdar'dan vapurla Eminönü'ne. Eminönü'nden tramvayla Zeytinburnu'na. Zeytinburnu'ndan minibüsle Yeni Bosna'ya gidiyordum. Bak 4 vasıta yapıyordum. Radyo aşkına bak. Vallahi radyo aşkına.
Ben de siteyi kurdum. Maliyetleri karşılayamıyorum. Gece ne yapabilirim dedim. Bir radyoda iş başvurusu yaptım. Adem Bey de bilmiyor. Adem Bey'in yayın yönetmeni Sema. O ara radyoda başvurduğumda yayın yönetmeni orada. Benim de başka bir medya şirketine çalışmam yasak. Ben yanlış bir isim verdim. Niye yasak? Çip dergisine çalışıyorum. Ha, dergide çalışıyorum. Akşam da web sitesini kurdum. Onun maliyetleri yüksek. Sitabire yükseliyor. Sunucudan mail geliyor. Senin site yükseliyor. Başka bir isimle, Volkan ismiyle kabul ettirdim. Gel başla dediler. Senin diksiyonun fena değil. Gece saat 10 ile 1 arası 6 ay program yaptım. Oradan gelen parayla sitenin hosting masraflarını ödedim. Yıl kaç? Sonra GoDaddy falan çıkmadı mı? Sonra GoDaddy daha sonra popüler oldu. Yıl kaçtı? 2005, 2006. Onlar beni görünce hala Volkan nasılsın diyorlar. Kafada öyle not almışlar. Harika bir kamp organizasyonunun hemen ertesinde sabah uyandık. Güne nasıl başladık? Bilal Erdoğan çadırdan nasıl çıktı? Herkesin merak ettiği şey. Ya dün gece ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim şimdi kampımızda, bizim bu 5. 6. kampımız yani. Horlayanlar var. Mesela Mali horluyor. Odun Elif horluyor. Argo horluyor. Ersin Çelik horluyor mu? Ersin Çelik'ten bir şey de duymadım ama Detroit'li Kızıl horluyor falan. İşte benim Mustafa horluyor. O iyi horluyor. Bayağı iyi horluyor. Fatih Uslu horluyor. Mesela iyi horluyor. Dedim ki arkadaşlar, Bilal Bey de şimdi bu kampta bizimle beraber kalıyor. Ya lütfen horlayan adamlar uyumasınlar. Şimdi benim çadırımın hemen iki çadır yanında Bilal Bey kalıyor oğluyla birlikte. Hemen sol tarafımda Mali ve Detroit'li Kızıl kalıyor. Horladılar. Hem de ortalığı yıktılar. Bakın nasıl bir sabaha uyandık. Yağmurlu bir gecenin ertesinde uyandık. Toparlanmamız gerekiyor. Çok geç yattık gerçi ama fena bir gece olmadı. Hava da serin olmakla birlikte çok soğuk değildi. Ondan sonra... Bir dakika. Sabah kalkış hazırlıkları. Güzel bir kamp oldu herhalde. Kısa Ölsüsün ekibi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bakalım bir dahaki kampları nerede yapacaklar. Valla kamp müthişti. Çok heyecanlandık hepimiz. Eğlendik, keyif aldık. Hayatın bütün o yoğun koşturması, koşuşturması, kavgalar, tartışmalar, hırslar hepsi bir kenara bırakıldı ve gerçekten burada insan olduğumuzu hissettik. Hem etnosporun çeşitli aktivitelerini deneyimledik hem de Bilal Bey'in burada bizimle kampta kalması gerçekten müthişti. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki etkinliklerde yine birlikte oluruz. Kamplarımız devam edecek. Memleketimizin dört bir yanında dolaşmaya devam ediyoruz. Burada ben, o, bu değil, birlikte olduğumuz zaman zaten böyle güzel bir organizasyon ortaya çıkıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like yapmayı, yorum yazmayı ve lütfen paylaşmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederiz.